Bir alana çıkma ekmek istiyorsanız öncelikle arkadaşlar bahçeniz bu haldeyken, yani düzensiz bir haldeyken, önce toprağın havalanması için orayı bellemeniz gerekiyor arkadaşlar. Bahçe bu haldeydi. Biz geniş bir alanı belledikten sonra bahçe bu hale geldi. Belledik ve daha sonra tırmıklayarak, şu tırmıkla tırmıklayarak düz bir hale aldırdık ve bahçemiz çim ekimine hazır hale geldi. Bu aşamada arkadaşlar çimeni az sonra göstereceğimiz sıklıkla ekerek, elinizle serperek tüm alana yayacağız. Evet arkadaşlar, çim tohumlarımızı aldık. Bize gülen arkadaşlar var ama biz bu işi başaracağız Allah'ın izniyle. Muvaffak olacağız. Ondan sonra çim tohumlarımızı aldıktan sonra burada bellenmiş bahçemize çim tohumunu ekmeye şimdi başlayacağız inşallah. Evet. Hadi bismillah. Şu gördüğünüz sıklıkta çok izledim baba. Ha, izledin mi? İzledim. Bu gördüğünüz sıklıkta olur. Ha. Şimdi ilk önce çim tohumlarımızı ekiyoruz. Daha sonra tırmıkla böyle üzerine karıştırıyoruz, kapatıyoruz arkadaşlar. Bakın çim tohumlarımızı bu şekilde ektikten sonra tırmık vasıtasıyla bu şekilde artık karıştırıyoruz mu diyeyim. Karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Tabii daha önceden toprağımızı çim ekmeye uygun hale getirdik. Toprağımızı çimi ekmeden önce belledik. Çimimizi ekip bu şekilde daha sonra da tırmık vasıtasıyla toprağı karıştırıyoruz. Evet, çim tohumlarımızı attık. Şimdi tırmık vasıtasıyla yüzeysel olarak karıştırıyoruz. Çok derine inmeye gerek yok. Ayrıca yabancı otları da almış oluyoruz böylelikle. Şöyle göstereyim ben. Çim tohumlarımızı buraya attık. Bakın bu tırmık vasıtasıyla yüzeysel olarak karıştırıyoruz. Ayrıca bu yabancı otları da almış oluyoruz böylelikle. Burayı biz bol kullandık. Daha iyi çim olması için. Sadece şu alan kaldı zaten. Bu alanda bittikten sonra çim ekme işimiz sona erecek. Dediğim gibi yüzeysel olarak tırmıkla karıştırıyoruz. Çim ekme işimizi inşallah birazdan bitireceğiz. Arkadaşlar, ektiğimiz çimlerin üzerinde bu şekilde merdaneyle düzlüyoruz. Bu şekilde görülüyor gibi. Dümdüz bir şekilde alacak. Son aşaması da bu. Merdane vasıtasıyla çim ektiğimiz yerleri düzlüyoruz. Ondan sonra çimlerimiz çıkmaya hazır olacak. Evet, son olarak da sulama aşamasına geldik. Çimlerimizi, tohumlarımızı ektik. Tırmıkladık. Sonra düzledik merdaneyle. Son olarak da bu şekilde suluyoruz. Fıskiye yağmurlama şeklinde sulamamız gerekiyor. Aksi takdirde olmaz. Bu şekilde fıskiye veya yağmurlama yöntemiyle sularsak daha iyi olur.